Sedat'tan Özcan Deniz'e kadar dop dolu bir gündemimiz var. Önce Ece Erken'le başlayalım. Ece Erken bu sene zor günler yaşıyor, üzücü günler yaşıyor. Eşinin öldürülmesi, avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi, yaşadığı sıkıntılar, üzüntüler. Kendi sayfasında sürekli önce katillerinin bulunması, sonra isyan etmesi, zaman zaman kocasına mektuplar yazması, sitem etmesi çevresindekilere. Böyle bir süreç yaşıyor, Allah yardım etsin. Şimdi de yine gündemde sosyal medyada Ece Erken'in banka hesaplarına bloke edildi, isyan ettiğine ah be dedi Şafak, hiç dostun yokmuş. Önce haberimizi izleyelim, sonrasında devamı haberimiz olacak. Haberimiz gelsin. Ece Erken isyan etti. Hesabındaki parayı yayınladı. Eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken, Mahmut Yazıcıoğlu'nun saatlerini satarak 15 milyon lira gelir elde ettiği yönündeki haberlere isyan etti. Bloke edilen banka hesabının fotoğrafını paylaşan Erken, "Eşimden bana tek kuruş kalmadı. İki evimde tedbir kararı var. Tek saati vardı, o da abisinde. Bende sadece 2-3 tespih kaldı," dedi. Hesabına bloke konuldu. Ece Erken, Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümüne sebebiyet veren kişi tarafından hesabına bloke konulduğunu söyledi. Erken paylaşımında, "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum. Bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden? Çünkü Şafa abi diyen, peşinde gezen, param yok, bana kuzudan borç alan diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış," ifadelerini kullandı. Eşinin saatlerini sattığı iddiası, Erken'in eşine ait 12 adet lüks saati satarak 15 milyon lira kazandığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya, sosyal medya hesabından cevap veren Ece Erken, yasal yollara başvuracağını söyledi. "Eşimden tek kuruş kalmadı. Sadece 2-3 tespihi var." Bloke konulduğu için eksi hesapta görülen 22 milyon Türk liralık bakiyesinin görüntüsünü paylaşan Ece Erken, "Bu haberi kim yaptıysa, eşimden tek kuruş aldığımı kim söylüyorsa adli makamlara hesap verecek. Eşimden tek kuruş kalmadığı gibi şu an hesabım bloke. Çocukluğumdan beri çalışıyorum. İki evimde tedbir var. Tek saati vardı, o da abisinde. Bende 2-3 tespihi kaldı. Onu da istediler, vermedim," dedi. Evet, ben şeyi hatırlıyorum, senin bu cinayetler, ölüm, haberler, olaylardan sonra şimdi bekliyorum bu miras kavgasının başlaması diye söze başlamıştın. Hani şu anda öyle bir şey yok ama saatlerin satılması, hesapların bloke edilmesi, ailelerin konuşması, Ece Erken'in sürekli beyanatta bulunması, neler söyleyeceksin Ali abi? Ne söyleyeceğim? 31 Ocak'tan beri, yani Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü 31 Ocak'tan beri Ece Erken daha yeni yeni kendine gelmeye başladı. İşte çocuğuyla fotoğraf paylaştı. Bugüne kadar yaptığı paylaşımlar, eşinin öldürülmesinde payı olanların gerekli cezayı alması için, yakalanması için çağrılardı. Şimdi ilk kez çocuğuyla birlikte paylaşım yaptı, doğum gününü kutladı. Arkasından bu olay patladı. Şimdi su uyur, düşman uyumaz diye bir şey var. Şimdi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun o kadar saati var mıydı, o saatler marka saatler mi? Fotoğraflarına baktığın zaman kolunda pahalı saat var gibi duruyor ama ben saatlerden anlamam, ama bir arkadaşım var. Birinin kolunda gördüğü saatin markasının ne olduğunu, kaç euro dolar olduğunu bilecek bir cevallikte. Benim öyle bir yeteneğim yok. Ama şimdi beyanı esas kabul edersek Ece Erken'in eşi öldürülmeden önce bizim programa konuk olduğunda da söyledi. Birkaç dairesi vardı. Onlardan bir kısmını sattı. Şu anda oturduğu ev ve bir dairesi daha var bildiğim kadarıyla. Onlara da bloke gelmiş. Şimdi Ece Erken'in şu çıkmıyor. Yani kuzudan bana borç al diyen, onun için seni öldürdüler dediği kişinin Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun varislerin hesaplarına tedbir kararı aldırma şansı yok. Ama şöyle olur. Orada kefil olmuşsa kuzudan aldığı borca,
kuzu tedbir kararı aldırabilir. Yani abi bana para bul dediği kişinin böyle bir tedbir kararı aldırma şansı yok. Yani tedbir kararı aldırması için Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun o kişiye borçlu olması lazım. Yani o kişiye Şafak Mahmut Yazıcıoğlu borç para buluyorsa, kredi buluyorsa o kişiye borçlanıyor demek değildir. Yani orada bir takdim hatası var. Şimdi eksi 22 milyon 200 küsür bin lira gözüküyor banka hesabında. Bu demektir ki o kadar TL tedbir var hesapları üzerinde. 22 milyon lira tedbir var. Şimdi hatırlarsan ilk günlerde Sisi çağrı yapmıştı Ece Erken'e bu Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'ndan bir şey alma, yürekliysen reddi miras yap diye. Eğer Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'ndan kalan ona intikal eden ne varsa reddi miras yapmış olsaydı böyle bir blokeyle karşılaşmazdı. Şimdi o borç ödenmeden bu blokeler kalkmayacaktır. O borcun ödenmesi için de şimdi yasada şöyle bir şey var. Borç benim ama kefil sensin. Alacaklı borçludan alamayınca kefilden o parayı alabiliyor. Onun için önünde daha zor bir günler var ama sadece Ece Erken'in hesaplarına bloke konmamıştır. Kızlarının bağlantılı olarak değil mi? Diğer Evet. Benan Hanım'ın da hesaplarına bloke konmuştur. Dolayısıyla bu olay onları mağduriyetten işbirliğine zorlar, işbirliği yapmak durumundalar. Bu haksız blokeyi kaldırmak için. Çünkü Benan Hanım da kızlarına otun parasını ya da giderini karşılamayacak duruma gelir. Zor bir dönem, zor bir süreç. Burada eşine de sesleniyor, yazıyor oradan. Diyor ki en yakınların mal kaçırdı. Çavuş soyadlı birinin üstüne yaptılar her şeyi. Arkadaşım dediğin dolandırıcı şerefsiz çıktı. Borcu varken borcu var dedi. Ah be Şafak'ım, hiç de olsun hiç adam yokmuş diyor. İsim de veriyor yani burada. Bayağı bir araştırmayla... Yani sana borcum var, sana borcu var. Evet. Ben ondan alacaklıyım diyor. Diyor, evet. Borcu varken sen onu belgelememişsen, karşı taraf bana borcu vardır diye belgelemişse hukuk işin şeysine bakar. Resmi bir şey olması gerekiyor. Yani sözde değil de yazılı bir şey olması gerekiyor. Resmiyetine bakar. Resmiyetine bakar. Dün ben Ece'ye mesaj attım. Dedim ki Ece selam, yarın magazin öderine bağlanıp sana yönelik iddialara cevap vermek ister misin? Yok abi sağ ol, iyi değilim dedi. Ben de teşekkür ettim, zaten teklif var, ısrar yok ama sonuçta yani Ece'nin bu işinin alacak verecek meselesi yüzünden daha uzunca bir süre başı dertten kurtulmayacağı benziyor. Allah yarın yardımcısı olsun. Sosyal medyadaki yazışmalarından da anlıyoruz. İyi değil, kolay bir süreç değil Ali abi. Orada eşini, eski günlerini yad ediyor, çocuğuyla paylaşıyor, mektuplaşıyor, dertleşiyor. Bir de böyle hesap kitap işleri olunca toparlanması biraz uzun sürecek. Evet. Allah yardım etsin. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Dine ve dualara sarılarak teselli buluyordu ya da direnme noktası buluyordu. Anladığım kadarıyla bundan sonra hukuki mücadele vererek ayakta kalmaya çalışacak ama şöyle de bir kamusal dezavantajı var. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile ilişkisi Şafak Bey Benan Hanım'la evliyken başladığı için toplumun gözünde bir algı ve bir inanç var. Yuva yıkanın yuvası olmaz diye. O nedenle ne kadar hukuk mücadelesi verirse versin, ne kadar mağdur olursa olsun kamuoyunun gözünde işte ilahi adalet diye bakılacaktır.
çok fazla destek bulmayacaktır ve gördüğüm kadarıyla da Ece Erken'in etrafında çok fazla dostu yok, hatta hiç dostu yok, sadece sosyal medya paylaşımlarıyla bu dertleşiyor orada, evet. Dertleşiyor, işiyle konuşuyor. İçini döküyor orada, yani. Allah yar ve yardımcısı olsun. Yardımcısı olsun. Yuva yakan kadın, o damga vurulduktan sonra da ben en çok da o cinayet döneminde bu kadar ağır eleştirilmesine üzülmüştüm. Tabii ki yani sonuçta yaşadığını yaşarsın gibi bir cümle ve inanç var ya, ama o dönemde en acı olduğu, en acılı olduğu dönemde öyle şeyler söylendi ki yani o da çok doğru yani şey miydi? Evet. Manevi yanı bir yana, maddi yanına gelince Ece Erken çocukluğundan itibaren köpek gibi çalışarak o evleri sahibi oldu. Şimdi birkaç ay evlilik aldığı eşinin borçları yüzünden o evlerden de olursa yazık günah. Emeğine yazık. Evet, süreç gösterecek. Mutlaka bu da yine gündem olacaktır. Allah yardım etsin. Söyleyecek çocuklar var. Diğer tarafta ayrılmış bir eş var. Herkes için zor bir süreç. Kızları var falan falan. Ne desek yani kâr etmez acıları dindirmesi için. Efendim geçelim. Neylerse güzel. Ne güzel eyler, değil mi? Ne güzel bir sözdür. Seda Sayan'a güzel eyliyor. Mevlam 7. evliliğine